Zafer Bayramı'nın 101. yıl dönümü coşkusu Halköy'ünde düzenlenen programda yaşandı. Programa CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol da katıldı. Dünyanın gördüğü en büyük kahramanlık destanlarından biri olarak tarihe geçen 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yıl dönümü coşkusu Halköy'ünde de yaşandı. Kolay gelsin. Nasılsınız? İyi misiniz? Merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz. Ne yapıyorsun sen? Merhabalar. Kolay gelsin efendim. Düzenlenen programa köy halkının yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili Gürsel Erol da katıldı. Programda konuşan Halköy'ü muhtarı Şevket Özbay katılımcılara teşekkür etti. Zafer Bayramımızın 101. yılını kutlamak üzere hepimiz toplandık. Sağ olun, var olun. Saygı ve hürmetle hepinizi selamlarım. CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'sa konuşmasında Atatürk'e ve Cumhuriyet'in değerlerine sahip çıkılması gerektiğini ifade etti. Gençlerimiz gelecek kaygısı yaşamadan, insanlarımız etnik kimliğinden dolayı, inançlarından dolayı ayrıştırılmadığı, Türkiye'de yaşayan bütün yurttaşlarımızın kendisini eşit yurttaşlık hakkıyla tanımladığı bir Türkiye yaratmanın mücadelesini her dönem vermeye devam edeceğiz. Bugün anlamlı bir gün, önemli bir gün. Ben çocukluk günlerimde bu bayramlardan şöyle hafızamızda kalan izler vardı. Elazığ'da eski öğretmen evinin önünden başlayan, orada evine kadar giden fener alayları olurdu. Akşamları kutlamalar olurdu. Ama ne yazık ki günümüzde artık Cumhuriyet bayramlarımız, Zafer bayramlarımız kutlandığında yalnızca otellerin salonlarında ve kapalı alanlarında yapılmaya başlandı. Biz bugün ayrıca Elazığ'da saat 18.30'da Gazi Caddesi'nde o eski günlerimizi yaşatmak için bir kortej yürüyüşü yapacağız. Diyeceğiz ki yani kim nerede olursa olsun Atatürkçü, Cumhuriyetçi, Devletçi, vatansever insanlar Elazığ meydanlarında diyeceğiz. Ve gençler bu değerlere sahip çıkın. Atatürk'e ve Atatürk'ün değerlerine sahip çıkın. Cumhuriyet'in değerlerine sahip çıkın. Ve sahip çıkarken de ülkenize, devletinize, vatanınıza hayırlı insanlar ve yurttaşlar olun. Gelecek sizsiniz. Siz bu ülkenin özgürlüklerinin ve bu ülkenin teminatısınız. Ben hepinize canı gönülden tekrar teşekkür ederim. Program çocukların etkinlikleriyle devam etti. 30 Ağustos Zaferi tarihi boyunca karşılaştığı tüm engelleri birlik ve beraberlik içerisinde kardeşlik ruhuyla, inanç ve kararlılıkla aşan aziz milletimizin gücünün ortaya koyulması bakımından ortamda büyük anlam ifade etmektedir.